ailelerimiz çocuklarını okutmakta zorlanıyorlar. Bir nebze de olsun onlara katkıda sunabilmek adına okullarımızda kumanya dağıtımına başlayacağız. Tam köprünün ayağında boğaz manzaralı diyebilirim. Böyle bir sahil bandımız var. Gene şehir içi servisi ücretsiz devam ettiriyoruz. Bizim burası dünya pazarında kivi üreticiliği ve pazarlaması açısından tek nokta. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere biz buradan çiçek iç pazara sunuyoruz. Herkese merhaba, Halk Haber Ajansı'nın değerli izleyicileri. Bugün yanımızda Altınova Belediye'mizin Sayın Başkanı Yasemin Fazlaca. Efendim nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim, teşekkürler. Çok sağ olun. Şöyle izleyenlerimiz için acaba biraz kendinizi tanıtma imkanınız olur muydu? Şöyle, ben 79 doğumluyum, evliyim, iki tane de kız çocuğum var. İşletme mezunuyum, mali müşavirim. Uzun yıllar sanayi sektörünün içerisindeydim, tersane işletiyorduk. Son 5 yıldır da siyasetle iç içeyim. Durumumuz böyle. Durumumuz böyle. Biraz içinizde heyecan var mı? Muhtemelen Altınova Belediye'miz ilk kadın belediye başkanısınız. Evet. Bununla ilgili böyle bir farklı bir tepki aldınız oldu mu? Aslında sadece Altınova'nın değil, Yalova'nın tek ve ilk kadın belediye başkanıyım. Şöyle, tabii ki kadın olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Ama çoğunlukta avantaja, ben her kadının mutlaka siyasetle ilişki içerisinde en azından takip açısından olması. Çünkü bizim çocuğumuzun okulundan iş hayatına kadar bütün yaşam alanlarımızı siyasetçiler belirliyor. Dolayısıyla siyasetten uzak olmamaları lazım. Birebir de etkin kişi olarak özellikle kız çocuklarımıza rol model olması anlamında kadınların muhtarlıktan efendime söyleyeyim meclis üyeliğine kadar belediye başkanlığına kadar pozitif ayrımcılıkla yer alması çok önem arz ediyor. Ben de bunun Yalova ayağı olarak ilk temsilcisi olmam gerçekten bir gurur verici. Kız çocuklarımız için umut verici. Çünkü ben geçen dönemde belediye başkanlığı adaylığım vardı. İnsanlar, özellikle kadınlar çok çekimserdi. Ama bu dönem, ikinci dönem girdiğimde şunu gördüm ki kadınlara bir cesaret geldi. İnanın kadın muhtar adaylarımız çoğaldı, meclis üyeliğine talepler arttı. Dolayısıyla bu yönüyle beni daha çok ziyade ediyor, daha çok memnun ediyor. Çok güzel. Yani bir adım olmuş oldunuz evet, burada da. Evet. Yani çok güzel bir duygu. Şimdi İlk sorumla ben başlayayım. Tabii ki. Göreve geldiğinizde Altınova Belediye'mizde mevcut durum hakkında ne gibi tespitlerde bulundunuz? Şöyle, biz büyük bir borç yüküyle devraldık. Öyle söyleyebilirim. Araç parkuruyla alakalı büyük sıkıntılar vardı. Altyapı çalışmaları çok eksikti. Üst yapıyla ilgili sosyal donatılar yoktu. Bununla ilgili ilk tespitlerimizi yaptık. Kısa vade, orta ve uzun vadeli bir projelendirmeye girdik. Dolayısıyla bizim ilk etapta girdiğimiz, karşılaştığımız tabloyla geçen bu 4-4,5 ay içerisinde büyük yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bütün piyasa borçlarımızı kapattık. Belediyeye olan güven kaybını, itibar kaybını yeniden ayağa kaldırdık. Araç parkurumuzu yeniliyoruz. Sigorta ve vergi borçlarını ödemeye başladık. Bir anlamda biraz düzlüğe çıktığımızı söyleyebilirim. Çok güzel. Altyapıdan bahsettiniz. Altyapı ulaşım projeleriniz hakkında şu an gelecekte ne gibi vaatleriniz var desem, yani bir çalışmanız hali hazırda vardır muhtemelen. Evet, evet. Neler yapıyorsunuz acaba şu an? Mevcuttaki altyapımız çok yetersiz. Burası çok göç alan bir bölge, sanayi bölgesi. Dolayısıyla planlamalar buna göre yapılmamış. Yaklaşık 30-35 sene öncesinin altyapısıyla idame ettirmeye çalışıyor şehir kendini. Bununla ilgili projelerimiz hazır. Kendi bütçemizi oluşturduktan sonra trafikle gene aynı şekilde. Konut alanlarımız çok eksik. Biliyorsunuz burada hali hazırda kayıtlı 46 bin çalışanımız var sanayi sektöründe. Dolayısıyla bunların barınma ve sosyal alan ihtiyaçları şu anda hiç yok gibi diyebilirim. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Ben kısa zamanda bununla da ilgili büyük yol alacağımızı düşünüyorum. Şehrin bu sıkışmışlığından kurtaracağız. Umarım.
Altınova ilçemizin eğitim durumu, bir de eğitim konusuna girmek istiyorum. İlerleyen süreçlerde illaki bir çalışmalarınız vardır. Evet. Eğitim konusu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim acaba? Eğitim gene göçe bağlı olarak okullarımız yetersiz. Çevredeki belde ve köylere çocuklarımız kayıt yaptırıyorlar. Okuldaki fiziki olarak okullarımız yetersiz olmasına rağmen biz belediye olarak hem fiziki donatıların hem çocukların eğitim hayatında yardımcı olması için gerek kurslar olsun, gerek maddi yardım olsun, okulların fiziki donatılarıyla alakalı 4 ayda okulların açılmasına yakın bir zamanda bunları tamamladık. Okullarımıza öğle yemeği projem vardı benim. Çünkü buraya köylerden gelen çocuklarımız da var. Şehrin içinde de artık biliyorsunuz ekonomik durum ortada ülkemizin. Ailelerimiz çocuklarını okutmakta zorlanıyorlar. Bir nebze de olsun onlara katkısı sunabilmek adına okullarımızda kumanya dağıtımına başlayacağız. Gene şehir içi servisi ücretsiz devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaç sahibi ailelerine yardım bağışında bulunuyoruz. Kırtasiye malzemesi dağıtımına başlayacağız önümüzdeki hafta. Tabii ki bu hani günü kurtarma anlamında çocuklarımıza yardımcı olma anlamında gene kurslar açacağız. Özellikle LGS sınavına hazırlanan çocuklarımıza bir etüt merkezi kuruyoruz burada. Derslerine yardımcı olması açısından. Ama şöyle söyleyeyim. Bunlar dediğim gibi günü kurtarma amaçlı çalışmalar. Uzun vadede yapılması gereken planlar arasında mutlaka buranın bir ilkokula, bir ortaokula acil ihtiyacı var. İlkokul ve ortaokula. Evet. Peki bu ekonomik anlamda söylediğiniz yani dar gelirli vatandaşlarımız için bu yapacağınız çalışmalarda bir herhangi bir bunu tespit komisyonu tarzı bir çalışmanız var mı? Yani bunları şimdi nüfus olarak da çok evet. Kalabalık olmayan bir ilçe muhtemelen bildiğim kadarıyla. Bunun tespitini nasıl yapabiliyorsunuz? Böyle biz Milli Eğitim Müdürümüzle istişare halindeyiz. Okul müdürlerimizle istişare halindeyiz. Dolayısıyla onlardan aldığımız verilerle ve biz şehirde anket çalışmaları yapıyoruz. Bu anket sonuçlarının, verilerinin hepsinin toplamında, yekününde bir sonuca varacağız. Bu sonuç itibariyle gerçek ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştıracağız. Çok güzel. Ya aslında görevde de yenisiniz. Daha yeni. Sayın Başkanım, şimdi bu tabii önümüzde bir uzun bir süreç var. Evet. Sizinle beraber Altınova'nın bayağı bir uzun bir süreci var. Evet. Bu uzun süreçte bir genel anlamda son kez size hayata geçirmek istediğiniz asıl böyle projelerden bahsedebilir misiniz? Onları öğrenmek istiyorum sizden. Şimdi burada iki temel sorun var. Bir, göç aldığından, sanayi bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Barınmayla ilgili sıkıntımız var. Bekar evleriyle alakalı. Bir bu. İki, trafik. Üç, kadınların istihdamına yönelik benim burada tekstil atölyesi projem vardı. Bir an önce en kısa vadede bunları, bu üçü benim için çok önem arz ediyor. Altınova gerçekten tarım alanında çok değerli bir bölge. Bizim burası dünya pazarında kivi üreticiliği ve pazarlaması açısından tek nokta. Üretim kalitemiz çok yüksek. Dünya pazarına yaklaşık 100-150 gram civarında, dünyada böyle bir ölçü ve böyle bir aroma yok. İç pazarı ve dünya pazarına özellikle Avrupa, Güney Amerika bu bölgelere pazarlama yapıyoruz. Tarım aynı zamanda çiçekçilik de biliyorsunuz burada çok üretim alanına sahip seralarımız var. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere biz buradan çiçek iç pazara sunuyoruz. İthalatımız var, ihracatımız var aynı şekilde kesme çiçek ve fidan. Aynı zamanda burada Trabzon hurması üretimi de çok yüksek. Aroması aynı şekilde çok iyi. Buradan birkaç çeşit üretime geçildi. Aynı şekilde kurutma, meyve kurutma ile alakalı kadın kooperatiflerimiz var. Bu kooperatiflerimiz aynı şekilde dünya pazarına açılmak için kendi ekipmanlarını tamamlıyorlar. Zamanında meyvecilikle anılan Altınova bölgesi hala aynı seviyesini koruyor sanayiyle birlikte. Bir de bizim turizm ayağımız var. Bu da çok önemli. Burada çok ciddi arkeolojik kazılar var. Hem deniz altında hem karada çalışmaları var. Hersek Lagünümüz var. Burada yaklaşık
102 çeşit kuşumuz var. Flamingolarımız artık dünya markası oldu diyebilirim. Sürekli engelli kuş gözlem evimiz var. Benim arzum şu, hep sanayi bölgesiyle anılan Altınova'nın aynı zamanda turizmle de ayağa kalkması ve bunun için bizim potansiyelimiz, çok güzel bir Hersek sahilimiz var. Şu Marmara bölgesinde en uzun şerite sahip, sahil şeridine sahip bir Hersek sahilimiz var. Buraların daha çok artık insanların hizmetine sunabileceğimiz alanlara kavuşturacağız. Şu anda çok yeterli kapasitede değiliz. Tam köprünün ayağında boğaz manzaralı diyebilirim. Böyle bir sahil bandımız var. Dediğim gibi Altınova çok değerli bir bölge. Sadece sanayi değil, tarım ve turizmle de ayağa kalkacak potansiyele sahip. Çok 3 tane büyük ilin ortasında eskiden İstanbulluların sayfiye alanı ama şu anda ciddi anlamda bir pazarın döndüğü çok nadide ilçelerimizden bir tanesi. Çok güzel. Ya muhtemelen istihdam açısından da özellikle bu kivi üretimi olsun, çiçek dediniz. Bunlar istihdam özellikle kadınlar açısından çok tabii, güzel tabii. Kadınlarımız zaten hem seralarda hem kivi ve Trabzon urması üretiminde ciddi istihdama cevap veriyor. Ama biz buralarda sektörün artık handikaplarından diyebilirim. Sigortalı işçi çok çalıştırılamıyor. Mevsimlik işçi çalıştırıldığından dolayı. Bunun aslında daha profesyonel yapılması lazım. Ama ben zamanla bunun da olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Başkanım, sizin ilave etmek istediğiniz, yani benim sormak istediklerim tabii bu kadar ama sizin buradan vatandaşlarınıza söylemek istediğiniz herhangi bir konu var mıdır acaba? Buradan evet. Son kez böyle bağlayalım biz. Şöyle, Altınova nazarında olsun, Yalova nazarında olsun bir kadın elinin farkındalığını ben vatandaşlara hissettirmek istiyorum. Genel Türkiye itibariyle bir değişim arzusu sandıklara yansıdı biliyorsunuz. Vatandaş bize bir fırsat verdi. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Süreç çok uzun gibi, 5 yıl gibi gözükse de kısa zamanda çok iş yapmamız lazım. Ve ben her belediye başkanımızla görüştüğümde şunlar istişare ediyoruz kendileriyle. Biz başarılı olmak zorundayız ve başarılı olacağız. Umarım, umarım. Efendim, bugün Altınova Belediye'mizin Sayın Başkanı Yasemin Fazlaca Hanımefendi bizi konuk etti. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.